Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda XMP veya diğer adıyla Extreme Memory Profile nasıl etkinleştirilir sorusuna yanıt vereceğim. Arkadaşlar, XMP Intel tarafından geliştirilen bir teknoloji, DDR3, DDR4 ve DDR5 RAM'lerin hız aşırtma potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanmış. XMP özelliğini aktif ederek RAM'lerin standart frekans ve gecikme değerlerinin üzerinde çalışması sağlanıyor. Böylece bilgisayarın performansı arttırılmış oluyor. XMP'yi kullanabilmek için iki şeye ihtiyacınız var. Birincisi XMP destekli bir RAM ve XMP destekli bir anakart. Şu anda bilgisayarımda XMP desteği sunan bir anakartım ve RAM'im bulunuyor. Frekansını kontrol ettiğimde 2666 MHz'de çalıştığını görüyoruz. Oysa ki satın aldığım RAM'in etiketinde 3600 MHz'de çalıştığı belirtiliyor. Arkadaşlar, bunu kontrol etmek için hemen görev çubuğunun üzerine sağ tıklıyorum ve buradan görev yöneticisini seçiyorum. Karşımıza gelen pencereden performans kısmına gittiğimde bellek sekmesini seçiyorum. Ve burada hız değerinin karşısında 2667, daha doğrusu 2666 MHz'de çalıştığı belirtiliyor. Dediğim gibi ben bunu satın aldığımda 3600 MHz'de çalıştığı belirtilmişti. Şimdi arkadaşlar, BIOS ekranına giderek XMP'yi etkinleştireceğiz ve bu belleğin, yani RAM'in 3600 MHz'de çalışmasını sağlayacağız. Bunun için ilk olarak bilgisayarımı yeniden başlatacağım. Bilgisayarımı yeniden başlattıktan sonra BIOS ekranına gideceğim. Tabi her anakartta BIOS ekranı için belirlenmiş olan bir BIOS tuşu bulunuyor. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda bu BIOS tuşuna üst üste basarak arkadaşlar bu BIOS ekranına gelmiş oluyorsunuz. Benim bilgisayarım için Del tuşu arkadaşlar. Tabi sizin bilgisayarınız için farklı fonksiyon tuşları olabilir. Genel olarak Del tuşu oluyor. Bazı bilgisayarlar için ESC, F1, F2, F3 veya F12 şeklinde olabiliyor. Şimdi bilgisayarımı arkadaşlar yeniden başlatıyorum. Yeniden başlattıktan sonra, daha doğrusu bilgisayarım yeniden başlatıldığı anda üst üste DLT tuşuna basarak BIOS ekranına ulaşacağım. Evet, bilgisayarım yeniden başlatıldı. Üst üste arkadaşlar DLT tuşuna basıyorum. Evet, DLT tuşuna bastıktan sonra bakın karşımda şu şekilde BIOS ekranı geldi. Şu anda kontrol ettiğimde XMP özelliğinin arkadaşlar aktif olmadığını görüyorum. Tabi her anakartta yerleri farklı olabiliyor, ancak birçok yeni nesil anakartta arkadaşlar direkt giriş ekranında XMP enable yapabiliyorsunuz. Yani aktifleştirebiliyorsunuz. MSI anakartlarda bu şekilde arkadaşlar bir seçenek bulunuyor. Buraya arkadaşlar tıklıyorum. Tıkladığım zaman şu şekilde bakın beyazımsı bir görünüm elde ettik. Bazı bilgisayarlar için bu kırmızı olabiliyor veya arkadaşlar mavi renkte olabiliyor. Bu seçeneği bu şekilde aktif ettikten sonra F10 tuşuna basıyorum arkadaşlar ve Enter yapıyorum. Yani yaptığım işlemi kaydetmiş oluyorum ve böylece bilgisayarım yeniden başlatılmış oluyor. Bilgisayarımız yeniden başlatıldıktan sonra hep birlikte görev yöneticisinden kontrol edelim. Kısa bir süre bekledikten sonra bilgisayarımız yeniden başlatıldı arkadaşlar ve giriş şifremi yazarak Enter yapıyorum. Oturumumuz açıldı. Bilgisayarımız açıldıktan sonra hemen buradaki görev çubuğunun üzerine gelip sağ tıklıyorum ve buradan görev yöneticisini seçiyorum. Karşımıza gelen pencereden arkadaşlar performans sekmesine gidiyorum. Ardından bellek sekmesini seçtikten sonra hız değerini kontrol ettiğimde arkadaşlar 3600 MHz şeklinde değiştirildiğini görebiliyorum. XMP'yi etkinleştirdiğinizde RAM'iniz standart değerlerinin üzerinde çalışmaya başlayacak ve bu sayede bilgisayarınızın performansı artacak ve oyunlarda daha yüksek FPS elde edebileceksiniz. Siz de bu şekilde XMP'yi aktif ederek belleğinizin gerçek değerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.